öncelikle tencereme 3 çay bardağı toz şeker ilave ediyorum arkadaşlar. Bunun üzerine de 3 çay bardağı suyumu ilave ediyorum. Şerbetimizi şöyle bir karıştıralım ocağa almadan önce. Arkadaşlar portakallı lokum için ilk önce bir su bardağı kadar portakal suyuna ihtiyacımız var. O yüzden bir su bardağı kadar portakalımızı sıkıyoruz. Sıktığımız portakalların kabuklarını atmayalım arkadaşlar. Çünkü kabuklardan da faydalanacağız. O yüzden sıktığım gibi aldığım tabağımın üzerine bırakıyorum. Bütün portakallarımı bir su bardağı gelecek şekilde sıkmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bir kabımızın içine bir bardak portakal suyumuzu ve bir bardak nişastamızı ekliyoruz. Nişastamız erinceye kadar iyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Nişastamızın iyice eridiğini anlamamız gerekiyor. Yoksa topak topak olur lokumumuzun içinde. Tamamen sıvı bir formda olması gerekiyor bu karışım. Kaynayan şerbetimizin içine yaptığımız karışımı yavaş yavaş döküyoruz arkadaşlar. Karıştırmaya da devam edelim bu arada. Ve içine yarım çay kaşığı kadar limon tuzumuzu ekleyelim. İyice karıştıralım arkadaşlar. Ve bu arada portakal kabuğu rendesi, bir portakalın kabuğu rendeledim. Bunu da ilave ediyorum. Rendenin ince tarafıyla yaptım arkadaşlar. İçinde belli olmaması için bunu iyice karıştıralım. Kısık ateşte tarifte kıvamına gelinceye kadar karıştırmaya devam edelim. Arkadaşlar bu kıvamda olacak. Bakın
lokumumun tam kıvamı bu şekilde. 20 dakika, 15-20 dakika bunu bu şekilde karıştırmaya, pişirmeye devam ediyoruz. Görüyorsunuz kıvamını. Bayramlarınızda, akşam misafirlerinize kahvenin yanında, arkadaşlarınıza getirip ikram edebileceğiniz çok güzel evde portakallı lokum. Böyle küçük bir kare borcamım var. İçine yağlıyorum arkadaşlar. Lokumum kolay çıkabilsin diye. Çok az bir yağ katıyoruz. Her tarafını yağlayalım. Yağladığımız borcamın üzerine ilk sıcaklığı gitmiş lokumumuzu dökeceğiz arkadaşlar. Bir spatula yardımıyla lokumumuzu borcamımızın içine alalım. Ve yine spatulamızın yardımıyla eşit şekilde borcamımıza ve daha sonra arkadaşlar üzerine Hindistan cevizi ekliyoruz. Her tarafa bolca. Dilimizde ya da bir kaşık yardımıyla ya da spatula ile yayabilirsiniz. Ben elimi kullanacağım. Ve arkadaşlar 1 saat dinlendiriyoruz. Arkadaşlar 1 saat beklettim lokumlarımı. Şimdi şöyle bir tabağa aktarıyorum. Bakın yağ sürdüğüm için kolayca çıktı. Şöyle bir alalım. Üzerine yine Hindistan cevizini ekliyorum. Bolcana.
her tarafına gelsin arkadaşlar. Sağından soluna, köşelerine. Her tarafına Hindistan cevizini ekledikten sonra bir bıçak yardımıyla kesiyoruz arkadaşlar. Lokumumuzu ayıralım arkadaşlar. Kestiğimiz yerlerden. Arkadaşlar 1 saat dışarıda beklettim lokumumu. İsterseniz buzdolabında da bekletebilirsiniz. Hemen sonuç almak istiyorsanız. Lokumlarımı iyice Hindistan cevizine buladım arkadaşlar. Şimdi servis tabağıma alıyorum. Sizin için tadına da bir bakayım. Arkadaşlar mutlaka denemelisiniz. Şahane oldu. Tam kıvamında evde lokum yapmak isteyenler mutlaka bu tarifi denemeliler. Evde portakallı lokumum servise hazır. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Selametle.